Yepyeni Ben Tural videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Biliyorsunuz yeni bir etkinlik gelmişti. Aşk Kıvılcımlar diye bir şey. 12. level ödülünde şöyle bir flama veriyor. Pastanın içine herhalde bomba çıkıyor. Etkinliğin neden adı Aşk Kıvılcımlar peki? Onu biz de anlamadık. İlk rakibimizi bulduk. Yunus. İsmi gayet güzel. Yalnız bu hiç hoş olmadı. Biz bunu neyle şöyle yapsam ama olmaz değil mi? Evet. Hiç düşündüğüm gibi olmadı ama. En azından kuleye gidiyoruz bak. Bu iyi. Kıvılcım da görmeyecek bizim dev goblini. İstemeden çok mantıklı bir atak yapmışız bu arada. Kıvılcımla şuradan çıkalım şimdilik. Yalnız kıvılcımı şöyle sağlı mı atmalıydık acaba? Acaba değil, sağlı atmalıydık. Şöyle yapalım. O bizimkini indirecek onun kıvılcımı değil mi? Allah kahretmesin. Adam hiçbir atak yapmadı ama güzel hasar verdi. Mini PK 1 saatte. Tamam. Bizimki daha hızlı olsun. Öfke de basalım. Tamam, bende. Çarpmaya bak. Allah kahretmesin. Neyse. Sol tarafı bırakacak büyük ihtimalle. De adam sadece şey attı yani. İksir golem atarak şu kadar hasar verdi ya, hiç iyi olmadı da. Neyse. Buna 3 taç çekeriz belki. Şöyle yapalım. Bunu erken öldürmek istedim ama. Yani fişekçiyi orayı bıraksak mı acaba ya? Bırakalım. Sadece bir savunma ayarlayalım. Ondan sonrasına bakarız. Tamam. Güzel. Kıvılcım vurmayacak değil mi bizimkini orada? Tamam, hiç sıkıntı yok. Şöyle bir yandan daha ata hazırlanayım. Attım. Tamam, bu sefer kıvılcım bizde. Adam salmak zorunda kaldı. Kıvılcımın bizde olması daha iyi bir şey mi onu da bilmiyorum ama şöyle bombacıyla da çıkalım bir yandan. Soldan mini PK bıraktım. Ulan sonuncuyu vursa o bizimki. Evet, mesela ne yapacağız? Tutamayız bunu. Şöyle yapalım. Ortayı neyle tutacağız? Tamam, bir alev topunu oraya. O fişekçi kaçmasa bari de. Ulan son anda elektro ejderhadan alev topunu kaçırdık bir de. Orospu çocuğu öl! Tövbe tövbe. Çok bu oyunun aptallıkları benim zoruma da gitmeye de başladı da. Tamam, bitireceğim işini. Bu arada maçı alamayabilirdik ha. Tamam. Allah aşkına şu fişekçi geversin. Tamam, şövalye alır artık orayı ya. Fişekçiyi öldürürse alır. Tamam, rakibi tebrik edelim. İyi oyunu. İyi oyunu derken almamışız ki, rakibi niye tebrik ettik bu kadar erken? Çok güzel be. Piçi çok iyi yakaladım. Bravo değil mi? Şükür bir ara verdik maçı dedim. O son 4 saniye alev topu yetişmesi. Bu arada sesim çok kötü geliyordur büyük ihtimalle. Kulaklıkta falan bir sıkıntı yok arkadaşlar. Biliyorsunuz hastayım. Daha da iyileşmek nasip olmadı. Hani 4 gündür hastayım, bilmiyorum. Doktora gitsem doktorun bir işe yaradığını düşünmediğim için gitmedim. Gidiyorsun istirahat et diyorlar falan. Evet. Diğer rakibimizi de bulduk. Yok ya, bu kadar şey için alev topunu oraya harcasam fişekçiyi gebertemiyoruz falan. Şimdilik kalsın. Öfkeyi erken basmaya çalıştım ama onun öfke atmasına hiç gerek yoktu. Neden attı onu anlamadım. Tamam, kıvılcımını öldürdük adamın da. Yenisi çıkmak üzeredir. Hep aynı hamle mi yapacaksın sen ya? Şu ezberinizi bırakın kardeşim.
Bilmeyen oynamasın ya hadi. Bombacı atmaya gerek yok herhalde. İskelet ordusu falan var mıdır bunda? Öfke ona göre atarız da. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bu etkinlikler basit aslında. Yani yenilseniz bile hani böyle bir iki belki yenilirsiniz ama ödülü garanti alırsınız. Dev Goblin'i şöyle solla atsak kılıcıma gitmeden kuleye gidiyor mu gene? Gidiyor değil mi? Tamam onu kılıcımı gene biz alacağız büyük ihtimalle ya. Çok güzel bak şu Dev Goblin atağı mesela müthiş. Yani direkt soldan atıyorsun o kıvılcımı görmezlikten gelip gidiyor ya. Tamam. Ne yapabiliriz? O işte fişekçi mesela çok kötü. Yani fişekçiyi destede bulundurabilirsiniz kıvılcıma karşı. Çünkü öldüremiyoruz kartı. O şövalyeyi atalım da. He, gene vurdu. Atmasaydım keşke. Gaflete düştük. Oyun hatası. Öleceksin, öleceksin. 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 Hadi bakalım. Hadi öl artık. Hani iyi güçlü bir kart falan da değilsin. Seni kandırıyorlar. Gelip başıma bela oluyorsun sonra. Yapma bunu. Olur mu? Hadi bakalım. Bu kıvılcım vurmuyor mu? E aldı ama kaleye aldı ya. Görmüyor musun? Kaleye aldı ama. Neyse herhalde görmedi olabilir ya. Kıvılcımı biz alalım yoksa fitne saçıyor orada. Tamam çıkıyorum şöyle hata artık. Tamam buradan da daha tutamaz. Gerçi Mega Şövalye'yi daha yeni kullandı. Gene de tutamadı tamam. Ya kıvıldım tek tek mi vuruyorsun be kardeşim hadi ya. Tamam oyun bitti arkadaşlar. Rakibi tebrik edelim şöyle. Elim kaydı iyi oyundu diyelim. Rakip gayet centilmence oynadı. Evet. Abi bak tek zoruma giden ne biliyor musunuz? 12 galibiyet alıyorsun ya şu flamalar neden hani bu? Ya bari uğraş biraz anladın mı? Zaten bir sezon 30 gün, 30 günde 5 tane 6 tane etkinlik getiriyorsun. Ha, en azından şöyle uğraş da o 5-6 tane güzel bir flama mesela alalım. Hani işte bu çok kötü. Şu felaket kulesine çarpmamız falan olsa. Bombacıyı tamam. Oo. Kıvılcım görecek mi bizim şeyi? Görmedi ama. Gene de görmesin. O son anda bir tane vuracak yoksa evet. Gerçi felaket kulesi öldürecek şimdi. Hiçbir fark olmadı yani. Yok abi adam ne kadar böyle felaket kulesi ve benzeri şey varsa bir de almış ya böyle. Yazık. Yazık. İşte özgüvensizlik bu. Allah kahretmesin böyle özgüvensizliğiyle. Tekrar şunu felaket kulesi koyacak mesela. 2x'e kadar bekleyelim abi. Hiç almaya çalışmayalım ya. Hani çünkü tam böyle gariban bir deste yapmış kendini bu. Ha buna yenileceğime değil de yani sinir olmaya başladım yani. Her şeye böyle felaket kulesi falan atıyor ya çok böyle tam aptal gibi duruyor. Şöyle kılıcımla soldan çıkalım. Herhalde bu tarafı görmüyordur bu. Felaket kulesi de ölüyor. Bu kıvılcım görmez değil mi burayı? Tamam. Bizimki alır herhalde. Bir de öfke atsak. Tamam. Sağdan da mini pekka vuruyor. Çok güzel. Çok sinir oldum yani böyle. Hep aptal aptal aynı şeyleri atması benim canımı sıktı. Hadi iyi oyunu diyelim sal hadi git. Gidecek misin? Bıraksa var ya. Şöyle bırakıp bırakmadığını anlamak için bir bombacı. Tamam bıraktı büyük ihtimalle. İki taraftan da gerçi kıvılcıma dönecek o. Neyse biz basalım abici mini PK'ya onlar devam etsin. Bu arada evrimli bombacıya nerf geliyormuş arkadaşlar. Kullanan varsa geçmiş olsun artık yapacak bir şey yok. Daha ne kadar oynanır bilmiyorum ama eski gücünden düşürürler onu. Tamam üçüncü maçımızı da attık. Herhalde galiba son bir maç kaldı. Şimdi yanlış da olmasın.
Evet. Müthiş flamamızı almamıza son bir maç kaldı. Heyecanlı mıyız? Büyük ihtimalle değiliz. Geçelim son maçımıza bakalım. Ulan son rakibi burada bile uzun arıyor ya. Oğlum başlatsana maç. Ulan kaybetsem ne olacak? Zaten 3 tane hakkım var ya. İptal ede basınca bir de şey yapıyor. Türk geldi karşı. İşte bak Türk'ü Türkiye gene kırdırttılar. Neyse başlayalım. Bol şans diyelim, yapacak bir şey yok, oynayacağız. Eyvah mı? Benim şeyden mi eyvah diyor acaba? Bir ara balıkçıyla meşhur bir sahnemiz vardı. Oo, kılıcım ilk defa iş yaptı. Ama benim kılıcım değil, ortadaki. Adam şeyden mi acaba eyvah diyor. Öpücük atalım, yapacak bir şey yok. Bu bizden biri de. Bak adam ne güzel bak. İşte Türk oyuncunun şerefi arkadaşlar. Bak farkı görüyor musun? Öbürleri böyle aptal aptal oynarken bu mesela bakıyor, tamam iyi oyundu diyor, salıyor mesela. Hani sırf biz de Türk'üz diye, anladın mı? Evet. Şuna tekrar öpücük atayım. Çok işte kendimden birini görünce böyle seviniyorum. Bizden biri sonuçta. Tamam, gidip böyle Çinli'ye Japon'a maç vermedik. Elhamdülillah. Bugün de vermedik. Şimdi arkadaşlar bakın, flamayı büyük ihtimalle almadınız. Ben de mücadeleyi ilk günden çekiyorum. Yorumlarda falan da görüyordum daha diğer tarafa geldiği gibi istediğiniz için. Şöyle yakından göstereyim bak. Flama bu. Neyse yorum yapmayayım. Belki böyle beğenenler falan da olur. Ben hani vasat buldum böyle, yani çok iyi bulmadım. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Ben Atoban olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.